Mona Lisa'nın dişlerini hiç görmüş müydünüz? Böyle bir başlığı görünce normal olarak bu da nereden çıktı şimdi diye düşünebilirsiniz. Ama durun, hemen öyle ön yargılı olmayın. Videoyu izlediğinizde bunun nedenini çok net anlayacaksınız. Tom, şu an izlemekte olduğunuz görüntüde tanıdık bazı isimler var. Tom Cruise, Yıldız Savaşları efsane yönetmeni George Lucas ve yine hepimizin bildiği Robert Downey Jr. yani Iron Man. Sanki biraz kilo mu almış? Peki onların aslında böyle bir toplantıyı ve konuşmayı hiç yapmadığını, tüm bunların yeni bir teknoloji ürünü olduğunu söylesem? İşte şimdi bu teknolojinin ilk adımlarının atıldığı ana gideceğiz. Her şeyin başladığı 1984 yılına. Boston 1984. Çekilen resimlerin tanınıp bilgisayar ekranına aktarılmaya başlandığı, dijital teknolojinin ilk adımlarının atıldığı yıllar. Örneğin bir moda dergisinin insanlığın dijital çağa ilk adımıyla birlikteki değişimine bakın. Renkleri, hatta yüzdeki detayları bile değiştirebilmek mümkündü artık. Hatalı olan yerleri düzeltebilmek için yeniden çekimlere gerek yoktu. But when it's fed into the high definition memory, it comes back like this, and it can be removed just as easily. Ardından Newell kardeşlerin icadı olan, fotoğrafa çağ atladan hepimizin bildiği o program oluşturuldu. Photoshop. Photoshop sayesinde kişisel bilgisayarlarınızdaki resimlerde istediğiniz oynamayı yapabiliyordunuz. Renk değiştirme, çoğaltma, hata giderme ve birçokları. Bu harika gözüküyordu. Artık evinizde bile resimler üzerinde değişiklik yapabiliyordunuz. Bazı insanlar bundan oldukça hoşlandı. Özellikle de sosyal medya kullanımı arttıkça kişisel resim koleksiyonu yapanlar kendilerini olduğu gibi değil de daha çok kusursuz görmeyi sevdi. Çok geçmedi, bunu filmlerde de görmeye başladık. Örneğin 1994 yapımı Maske. Hello Sherry. Where am I today? Ya da 96 yapımı Çatlak Profesör filminde olduğu gibi. Artık videolu Photoshop yapabiliyorduk. Yani kısaca görsel efekt. Hatta öyle ki daha önceden çekilmiş bir görüntüye başka birini kusursuzca ekleyebiliyorduk. İşte o an bir kısım insanlar durup düşünmeye başladı. Bu durum kötüye kullanılabilir miydi? Tıpkı bu görüntüde olduğu gibi. Yapay zeka sayesinde yaptırılan bu görüntüler bir süre konuşulmuştu. Fakat sonradan gerçek olmadığı anlaşıldı. Böyle bir durumda orijinal görüntü ortaya çıktığında sorun çözülürdü. Teknoloji asla kandıramazdı bizi. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, President Trump is a total shit. Now, you see, I would never say these things, but someone else would. Someone like Jordan Peele. Gerçekten de şaşırtıcı değil mi? Buna benzer yapılacak konuşmalar diplomatik bazı krizlere bile yol açabilir. Çünkü böyle bir kaydın orijinali yok. İstediğiniz bir kişiye istediğinizi söyletebildiğiniz bir teknolojiden bahsediyoruz. Az önceki görüntüde ses olmasaydı ve haliyle açıklamayı dinlemeseydik, bunun Obama olmadığını, sahte bir görüntü olduğunu söyleyebilir miydiniz? Look at these images. Now tell me which Obama here is real. To help families refinance their homes, to invest in things like high-tech manufacturing, clean energy, and the infrastructure that creates good new jobs. Anyone? The answer is none of them. None of these is actually real. Eskiden bu tarz montajlar bir şekilde anlaşılabilir bir haldeydi. Fakat artık gerçeklik boyut değiştirdi. İşte ben buna dijital sihir diyorum. Peki böyle bir görüntü nasıl olur da sahtesinden ayrılamayacak derecede yapılabilirdi? Aslında her şey bir araştırmacının internet üzerindeki bilinen insanların kaliteli görsellerini
örüntü tanıma teknolojisiyle bulup kaliteli resim havuzu oluşturmak istemesiyle başladı. Yapay zeka ile yaptığı bu girişim şaşırtıcı sonuçlar vermişti. Yeni başlayacak olan The Witcher isimli Netflix dizisi. Başrolünde Brad Pitt'in olduğunu düşünebilirsiniz ama yanılmış olursunuz. Bu az önce anlattığım yapay zekanın bir ürünü sadece. Sistem yüz hatlarını tespit ettikten sonra yüzünü değiştirmek istediğiniz kişinin internet üzerindeki binlerce resmini farklı açılardan tarayıp en uygun olanları seçiyor. Bunun için elbette yüzü istenen kişinin ne kadar çok resmi varsa o kadar iyi sonuçlar elde ediliyor. Sistem yüzdeki tüm hareketleri binlerce görüntü izleyip hafızaya alıyor ve bu sayede en gerçekçi, en uyumlu sonuçlar alınabiliyor. Tabii bu gerçekçi sonuçlar bazen çok sinir bozucu da olabilmekte. Gerçekten insan şunu görünce bir garip oluyor. Peki görseli harika bir şekilde değiştirebiliyoruz. Fakat yine de bir sorun ortaya çıkıyor. Ses benzerliği. Selam. Her kişinin selam. Özel ve anlaşılır merhaba. Bir sesi vardır. Konnichiwa. Merhaba. Merhaba. Moi. Peki teknoloji sizce seslerimizi de aynı şekilde kullanabilir miydi? Bunun cevabını Adobe şirketi Voco isimli programla verdi bile. İzlemekte olduğunuz görüntüde Adobe Audition programında kaydedilen kısa bir cümleyi Voco programına yüklediler. Şimdi asıl şaşırtıcı olana bakın. Alttaki metinde karımı ve köpeklerimi öptüm yazmakta. Şimdi burada normalde en fazla kelimelerin yerlerini değiştirebilirsiniz. Kelime eksiltebilir ya da başka bir kelime ekleyebilirsiniz. Ama bu yazılım bakın ne yapıyor. Jordan. Ooh. And here we go. And I kiss Jordan and my dogs. Az önce kayıtta hiç olmayan bir kelimeyi yazdı ve yapay zeka sayesinde metni seslendiren kişiye hiç söylemediği bir kelimeyi söyletti. Başka bir videoda ise bunu daha net görebiliyoruz. Göreceğiniz iki video hem sesin hem ağız hareketlerinin bütünleşik değiştirilebileceğini gösterecek. I love the smell of napalm in the morning. Şimdi bazı kelimeler silinip cümlede hiç bulunmayan kelimeler yerlerine ekleniyor. Orta kısımda gördüğünüz gibi sentetik kompozit yazmakta. Yani birleşimle elde edilmiş olan demek. En sağda ise düzenlenmiş hali görülmekte. I love the smell of French toast in the morning. I love the smell of French toast in the morning. İnanılmaz bir biçimde ses, hatta bununla birlikte ağız hareketlerinin bile değiştiğini görüyoruz. Yine başka bir video. O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo? O Romeo, Romeo, why are you Romeo? Videonun düzenlenmiş halini görseydiniz eminim sahte, yani kurgulanmış olduğunu anlayamazsınız. İşte bu gerçekten şaşırtıcı ama bir o kadar da ürkütücü bir teknoloji. Bu tarz programlar henüz geliştirilme aşamasında. Fakat önümüzdeki yıllarda korkunç seviyelere ulaşacakları öngörülebilir. İlk kez 2017 yılında Reddit'teki amatör bir kullanıcı tarafından yüklenen bu tip videolar kısa süre içinde paylaşım rekoru kırdı. Uzun yıllardır geliştirilmeye çalışılan bu sistem gerçekliğe ulaşmayı başarmıştı. Bu beraberinde başka durumları da doğurdu. Çünkü bir anda siyasette ve cinsel içerikli videolarda kötü emeller için kullanılmaya başlandı. Teknolojinin ilerlemesi bir kez daha hayatımızda her zaman olumlu yönde olmayacağını bize göstermişti. Ama teknolojinin çok daha iyi yönleri de var. Örneğin vefat etmiş ama sevilen, hayranlarının unutmadığı birini yeniden sanki hiç ölmemiş gibi izleyebilmek. Geçen seferki yeterli olmadı mı? Baksana biraz sen. Bana ne derseniz deyin, dövüşmek istemiyorum. Ama dövüşmek isteyen başka biri var. Think you are. Bruce Lee. No you are. I know what you're
going to do. Bu elbette bir şaka değil. Bunu ileride bol bol göreceğiz. Hatta TED'de yapılan bir söyleşide buna benzer bir konudan bahsedilmişti. By the way, here's Richard Feynman, who in addition to being a Nobel Prize winner in physics, was also known as a legendary teacher. Wouldn't it be great if we could bring him back to give his lectures and inspire millions of kids, perhaps not just in English, but in any language? Düşünsenize, bir öğretmen olan Atatürk'ün karşınızda size öğütler verdiğini ya da Necip Fazıl'ın sınıfın tam ortasında size şiirler okuduğunu. Teknoloji bazen gerçekten de yararlı olabiliyor. Peki sizce tek bir açıdan başka hiçbir resmi olmayan birini konuşurken hatta hareket ederken bile görebilir miyiz? Bunun cevabı evet. Bu gördüğünüz Yaşayan Portreler ismi verilen bir yapay zeka ürünü. Meta öğrenme modeli denilen teknikle yüzün belirgin hatları yapay zekanın o muhteşem uyumlamasıyla basitlikten çıkıp kısmi gerçeklik halini almakta. Örneğin bu resimdeki yüzü işleyen sistem modele yüzüne uygun bir diş eklemeyi bile unutmuyor. Aynı şekilde Mona Lisa olarak bilinen kişinin de hiç görünmeyen dişlerini gerçek olmasa da görmüş oluyoruz. Böylece tek bir resimden yola çıkarak inanılmaz sonuçlara ulaşılabiliyor. Gördüklerimizden bazıları, gülüşünün, konuşmasının nasıl olduğunu hiç bilmeyeceğiniz kişiler. Fakat artık sanki canlanmış gibi karşınızda. Kim bilir, gülüşünü, konuşmasını hiç hatırlamadığınız annenizi, babanızı, elinizde ona ait bir iki fotoğrafı olan sevdiklerinizi konuşurken, gülerken görebilirsiniz. Her ne kadar bu gerçek olmasa da, durgun bir resimden çok daha fazlası.